Süt pekmezsiz olmaz, bir de kümesiz olmaz. Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Esenyaka köyündeyiz. Evler sırtını sarp kayalara yaslamış. Bu manzarayı gören köyün eski adının Zorköy olmasını buna bağlayabilir. Fakat aslı bölgeye ilk yerleşen 12 Türkmen aşiretinden 11'inin isminin Zor'la başlamasıdır. Ekip biçecekleri düzlükleri olmasa da zor değildir Esenyaka'da yaşam. Çünkü doğasının ona sunduğu meyve ağaçlarından yararlanmasını bilmiş ve kömesiyle anılır olmuştur. Ekmek o zaman kıt. Ben aslında kalmışım, babam 3 yaşındayken ölmüş benim. Annem bizlere baktı yani, aç kalmadık ama tabii ki kıtlık vardı eskide. Ekmek az, devamlı köme yerdik biz. Annem bizi kümeyle beslerdi mesela. Ekmeğimiz az, erkeğimiz yoktu, getirsin eve. Bazı bölgelerde cevizli sucuk diye anılan kömenin yapımı için ilk iş dut dökmedir. Fakat bu sanılan kadar kolay bir iş değildir. Meyve ağaçlarının dağınık şekilde çevreye yayılmış olması, arazinin dikliği ve ağaçların yüksekliği ile birleşince bir kat daha zorlaşır. Ağaçlara yıktım, döktüm. Bak, bu yaşlarımda döktüm. Komşunun ağacına döktüm, geldim ki dibini sarmış. Kan ayakta çıkan yok. Toplanan dut, çiresinin alınması için üzerine biraz su konularak kazanda kaynatılır. Ardından kürün adı verilen tahta preslemede şırası çıkartılır. Dut suyu pekmez kıvamına gelene dek tekrar kaynatılmak üzere kazana alınır. Kömenin renginin sarı ve berrak olması için kaynarken üzerinde biriken köpükten arındırılır. Hazır hale gelen şerbet dinlenmeye alınır. Kümenin en çok bizim köydeki bunun öneminin fazla olması, köyümüzde ceviz çok fazla. Yani cevizin çok fazla oluşuna bağlıyorum yani. Büyükler cevizleri kırıp dizilecekleri iplere göre keserken, cevizleri iplere dizmek gençlere düşer. Bu onların bir araya gelerek sohbet edip yorgunluklarını attıkları keyifli anlara döner. Kışın kuru tuttan yaparız. Kuru tutun pekmezini yapar, pekmez şırasını alır, ondan yaparız. Yazın da yaş tuttan yaparız ama meyvenin tadı değişik olsun diye yandan katkı olarak. Kızılcık suyunu katarlar, bir meyvenin değişik olsun diye. Armut suyunu katarlar, elma suyunu, ayva suyunu ve uzum suyunu. Onlar yandan pekmeze ek olarak katarlar ama baş şeyi bu tut, ceviz, un, buralardan yapılan bir meyve yani. Köme adının da çağrıştırdığı gibi cevizlerin bir arada durabilmesidir. Cevizleri bir arada tutacak haşıl adı verilen hamurunun hazırlanmasına gelir sıra. Elekten geçirildikten sonra ılıyan şerbetle karıştırılan un bulamaç haline getirilene kadar elle çırpılır. Tamam, yavaş. Yavaş dur.
Burada unun iyice erimesine, topaklanmamasına dikkat edilir. Bulamaç haline getirilen un, ocakta sıcak şerbetle karıştırılarak hamur kıvamını alana dek kaynatılır. Kaynama sırasında kazanın dibinin tutmaması için devamlı karıştırılır. Bu epeyce zahmetli ve güç gerektiren bir iştir. Haşıl hazırdır artık. Kav adı verilen küçük ağaç dallarına bağlanan ceviz dizili ipler haşıla batırılır ve kuruması için asılır. Çok önemli ustalığı, çok önemli ustalığı. Öyle. Çok özenicesinin haşılına, haşil der ona. Biz bulamaç, bulamaç derler, haşil derler. İşte, ceviz de temiz olacak. Öyle ceviz de kara kura olmayacak. Böyle temiz, beyaz, kağıt gibi gözden düzenler. Böyle bu boyda kümey, işte o haşıyla bulamaca bandırırlar, asarlar. Yarım saat sonra tekrar bir daha şey yaparlar ki o daha iyi olsun, daha güzel olsun. Böyle bir de sırma gibi kümeler olur. Kuruyana dek evlerin balkonlarına asılan köme, çevredeki meyve ağaçlarının ışıltısını yansıtan bir parçadır adeta. Annemden öğrendik biz bunu fakir, büyüklerimizde. Yani yıllar yıllar, asırlık bir konu bu yani. Şimdilik değil yani. Bunlar asırlar olmuş, küme yapılır. Eskiden hatta o kümeyi yapardı, annem donardı, una bulardı, bembeyaz olurdu üzeri. Şimdi işte tuttan yapıyor, pekmezden yapıyor. Cevizimiz varsa var, yoksa alıyor. Başka komşulardan yani, parayla alıp. Yani ille ki o her evde yapılır. Yani olmaz olmazımız kümemiz. 100 sene evvel, 80 sene evvel dedem anlatırdı ki buradan Erzurum'a yük yaparlarmış. 100 kilo yük varsa atın üzerinde 50 kilosu küme. 10 güne gidiyorlar, yollarda, hanlarda yatar yata bir gün gidiyorlar, dinleniyorlar handa. Tekrar ertesi gün yola çıkıyorlar. Erzurum'da bakkallar yollarda karşılıyor bunları. O kadar önemliydi küme. Eskiden beri sürdürülen bir gelenektir kömenin yapımı. Bazen bize çocukluğumuzu anımsatan, bazen de çocuğumuzun aklına düşürdüğümüz bir lezzettir. Benim oğlan büyüğü değil, küçüğü şimdi küme yaptı. Yedirmiyor. Diyorum ki oğlum bak diyorum, o karşı gıdağa kar yağsın oğlum da. Kümeyi eyle yiyelim. Bir gün de oturmuş camın önünde. Ah dağlar dedi. Bir kar yağsa da annem bize küme yedirsin. İşte kümemiz meşhur yani çok, biliyor musun? Olmaz olmaz küme buranın. Şimdi köme çok kıymetli bir malzemeydi o zaman. Okula giderken mesela evde gizli gizli annemizden haberi olmadan giderdik. O kömenin küpünden veyahut da külekten, neyse o tahtadan yapılmış kablar vardı. Onlardan doldururlardı. Ondan ceplerimize koyar giderdik okula. Okulda arkadaşlarımız gördüğü zaman birbirimizden paylaşamazdık yani, herkes birbirinin elinden kapardı yani. Hem güzeldi de yani, besleyici, hem böyle acıktığın zaman ondan iki tane yediğin zaman mesela hem tok tutuyor hem sağlıklı, çok güzeldi yani. Çocukluğumuzun en kıymetli meyvelerinden. Kömesiyle anılır olup da eşe dosta hediye olarak götürmek unutulmaz elbet. Bir yere gittiğimizde yani biz zaten bunu böyle bir yaparız ya yani, bir her yere de bunu bir armağan, hediye olarak yani biz götürürüz. Yani hep şimdi mesela buradan kalksa bir tanıdığımızın yanına gidecek olsa herkese de onu hediye edip götürürüz. Yani çünkü bizim Yusuf Ali Artin tarafı dedin mi yani küme işi var ya yani. Herkes yani onu yapmasa sanki evde bir noksanlık olur yani. Mesela sen geliyorsun İstanbul'a gidiyorsun, Ankara'ya gidiyorsun, ben gidiyorsun, akrabalara yani hediyelik ne alayım? Yusuf Ali'nin adı meşhur küme. Paraya göre, kapasiteye göre 2 kilo ablaya alıyorsun, 2 kilo abiye alıyorsun, 2 kilo kaynanaya alıyorsun, 2 kilo bacıya alıyorsun.
Köme, Esen yakalılar için hem geçimlerini sağladıkları hem de vazgeçemedikleri lezzetlerden biridir. Akşam olur, mesela akşam gece oturmalarında birbirimize gederiz. Orada mesela çay yaparız, yanında köme koyarız. Pestil, tut, ceviz, bunları hep ikram şey yaparız, yeriz. Yani bizim çerez, yani mesela fındık, fıstık böyle o tekiye çerezleri fazla şey yapmayız yani. Devamlı yani çerezimiz bu şey olur yani, bulundururuz. Devamlı olur yani. Mesela kendiminkini hazırlarım. Güvendiğim ayımın oğlundan alırım, ablamdan alırım, yengenden alırım. Bunu giderim Erzurum'a. Erzurum'da o küme marketler var, marketler. Onları dolanırım. Numune götürürüm ve böyle naylonun içerisinde numune. Şu maldan benim elimde Yusufeli kümesi var, üzüm kümesi, düt kümesi, bekmeş kümesi. Düt daha boldu eskiden. Düt, büyük düt ağaçlarımız vardı, çok kaba kaba. Bunları mesela pekmezinden çok kaliteli küme yapardık, köy kümesi. Bunları da küleklere basardık. Bu küleklerde geceleri komşularımız oturmak için gelirlerdi. Eski fenerlerle veyahut lüküslerle hanımlarımız veyahut da o zaman annelerimiz işte giderdik ambardan. Onu fenerlerle alırlardı, getirirlerdi. Her gece sofralarımıza gelirdi. Misafirlerimize o sunulurdu. Biz çocuk olarak da gündüzleri diyorum ya malların peşine gittiğimiz zaman cepimize de kümeyi götürürdük, küme yerdik. Anadolu insanı karşılaştığı zorluklarla mücadele etmesini bilir ve doğasının ona sunduklarından bir kültür doğurmayı başarır her zaman. Anne,